Evet arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün Atakule'nin yanındaki Botanik Parkı'ndayız, Ankara'da. Bugün sizlerle genel olarak iş ve okul hayatımızdan edindiklerimiz ve iş hayatından beklentilerimiz adına bir konuşma yapmak istedik. Buna dair de daha önceden nasıl beklentilerimiz vardı, şu an nasıl, hayat, kariyer noktasında nereye gidiyoruz gibi konular konuşacağız. Yanımda Ekin var, hoş geldin. Merhaba Kaan, hoş bulduk kanalına. Evet, ne var ne yok, nasıl gidiyor? İyi vallahi, koşturmacalı gidiyor. Yani evet. Hayat gayret, kovalarız bir şeyleri her mezun gibi. Evet. Peki hayatından memnun musun genel olarak, hani Türkiye'nin gittiği noktada? Ülkesel olarak memnun değilim ama bireysel olarak bir şeyler benim için daha iyiye doğru gitti ve iyileştiği için güzel gidiyor benim kendi açımdan. Evet. Ama 2021'den çok daha umutluyum. Hem ülkesel çapta hem bireysel çapta. 2020 bizim için zorlu bir sene oldu ne yazık ki. Sen nasıl gidiyor peki? İyi, ben de işte okulu bitirdim. Belçika'daki Keulhoven Üniversitesi var, orayı bitirdim. Şimdi de döndüm, 3-4 aylık buradayım. Sonrasında bir staj için yurt dışına yine gitme ihtimalim var. Hı-hı. Öyle bitirdik yani üniversiteyi, bir yüksek lisans kısmını da. Ama tabii ki sadece bunu burada bitmiyor. Hayat gene koşturmaca devam ediyor. Bir gene kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ama bence öncelikli olarak okul hayatımızdan başlayabiliriz. Aynen. Şimdi mesela ben öncelikle sana sormak istiyorum. Sen baktığın zaman üniversiteye başladığında ne tarz beklentilerin vardı ve ne tarz tecrübeler edindin? Yani şu anki geldiğin noktada ne tarz bir şey seni karşıladı? Öncelikle okuduğum okul ve bölümü söylemekle başlayayım. Evet. 2015'in Ekim ayında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım bölümüne başladım. Aslında bölümü bana yazdıran abimdi. Çünkü ben sözelciyim, yani lisede hep sözel okudum. Hiç matematiğe kafam basmadı, hala basmıyor. O yüzden dedi ki sözel çok fazla bölüm yok, sana halkla ilişkiler yazalım. Öyle başladı hikayem. Yani çok kafamda olan bir bölüm değildi. Ben daha çok sosyoloji veya tarih okumayı düşünüyordum ama iş imkanlarından dolayı yazmadım. Okula başlarken aslında kafamda net bir tablo yoktu dediğim gibi. Çünkü bölümü ben yazmadım. Hı. Yazdırıldı. Ama akademik kadronun çok köklü olduğunu, iyi hocaların olduğunu biliyordum. Keza zaten ilk yılımızda çok dolu hocalardan eğitim aldık. Sonra bazı ihraç olayları olunca ikinci yılda çoğu hocamız gitti. Ama güzel bir eğitim aldım ilk iki yıl özellikle, düşünüyorum teorik anlamda. Ben gazetecilik derslere de aldım. Biraz böyle yazınsal metinlere de ilgim olduğu için gazetecilik dersleri, muhabirlik dersleri bayağı aldım. Peki yani görsel olarak mı bir içerik üretmeyi daha çok seviyorsun? Yani yoksa yazınsal olarak bir içerik? Şu an görsele daha çok kaydım. Okul ilk başladığım biraz daha yazınsal, işitseldi. Sonra baktım ki gazetecilik çok fazla ülkede yapılabilecek bir meslek değil artık ve daha çok bu işin babaları bunu yapabiliyor. Yeni mezuna çok gazetecilik için kapı yok ama şunu fark ettim ki çok fazla klişeleşmiş kalıplar var okulda. Hocalarım da hep şunu söylüyordu, hani ilk başladığımız sene bile hatta. Hani işsizlik çok fazla, bakın 2015 yılından bahsediyorum yani 5 yıl önce, o zaman bile evet, ağlıyorduk biz yani, iş yok. Şimdi daha kötü durum hatta. İstanbul'a gitmeniz lazım. Çoğu gazetecilik bürosu kapandı. Çoğu gazetenin ofisi bürosu Ankara'da kapandı. İstanbul'a gitmek zorundasınız ama iş yok. Ama şu an aslında gazetecilik ya da böyle habercilik anlamı da değişti aslında. Yani çok içeriği değişti. Şimdi mesela baktığın zaman eskiden ana medya kuruluşları vardı. Onlara bağlı kalmak zorundaydın. Yani onların birine girersen para kazanabiliyordun. Ama şu an hani bu videoyu da izlemekte olduğunuz alanda, hani YouTube'da bile çok büyük paralar kazanılabiliyor. Hani tek sadece YouTube'da da bitmiyor. Hani Twitter üzerinden de yapılan Periskop yani şeyler vardı var. Bir ara canlı ya da mesela Medium diye bir site var. Orada mesela insanlar kendi makalelerini ya da yazılarını yazıp paylaşabiliyor. Yani bunlar mesela güzel anlamda şeyler, yani gelişmeler. Baktığın zaman hani YouTube'un şu an gerçekten yani televizyonun yerini almış olması ve gerçekten hani seversiniz sevmezsiniz ama hani Cüneyt Özdemir'in hani mesela yayınlarının baktığınız zaman birçok televizyondan daha fazla yayın, yani izlenmesi, bu çok gerçekten ironik bir durum. Ama aslında bunun da bir sebebi var. Yani insanlar artık gerçek bilgiye ulaşamadığını düşündüğü için muhtemelen böyle bir kayma oldu ne yazık ki. Ama baktığın zaman şimdi sen eğer mesela bundan mutlu olarak mezun olduysan, sen kendini geliştirebildiysen, hı, aslında bizim için bireysel anlamda en önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Yani ben tam o geçiş dönemini aslında rastladım. Aynen, tam böyle bir şeydi, eşikti benim için. Ve dediğin gibi mesela artık gazetecilikte isimler öne çıkıyor. Eskiden kurumlar, Hürriyet'i, Milliyet, Sabah'ıydı. Bunlar evet, bitti. Artık direkt köşe yazarlar. İsim kimse onun üzerinden gidiyor. Evet. Aslında biz buna halkla ilişkilerde de kişisel pazarlama diyoruz. Kişinin kendisini pazarlaması. Hani bu meta öyle olarak değil ama kendini değerleriyle,
imajıyla tanıtması. Cüneyt Özdemir keza ben de hani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Adam işin biraz show business kısmında mı izleniyor. Çünkü çok fazla enformasyon alabilme imkanınız var ve adamın network çok geniş. Bizim alan direkt network. Ne kadar çok insan tanıyorsun. Piyasada kimleri biliyorsun. Hatta Cüneyt Özdemir bizim okulumuzdan mezun zaten. Mirgün Cebas da keza öyle. Evet, yani bizim Hakla İlişkiler dersimizin hocası tanıyordu ikisinde. Şimdi çok iyi yerlere gelmiş hedefliler. Ama dediğin gibi artık yöntemler, mecralar çok değişti. Bu anlamda mesela okulda aldığım eğitim bana hiç yetmedi. Çünkü biz dijital olarak hiçbir şey görmedik. Keza Kadir Has Üniversitesi bu anlamda ekollerden biri bence. 2011 yılında dijital medya bölümü açtı. Bizde daha hala dijital medyada ne yüksek lisans ne lisans bölümü yok hiçbir şekilde i̇şte ama düşünülüyor. Zaten en büyük dezavantajlardan bir tanesi bu. Ama geç Avrupa'daki, kalmış. Evet, Avrupa'daki üniversitelerin birçoğu aslında bunu kendine entegre etmiş durumda. Onlar da böyle dijital anlamda birçok yayın odaklı ya da sosyal medya odaklı okullar oluyor. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde henüz o seviyeye gelinmedi. Ama yani üniversiteler burada çok önemli aslında. Yani şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde gerçekten hani genel hatlarıyla 100 tane falan meslek dalı var. Ama mesela Avrupa'ya baktığın zaman 1000'den fazla farklı meslek dalı oluşmuş durumda. Yani bu da bizim aslında bir işte uzmanlaşma olayını, yani bu aslında bir biraz safsata ama ya çünkü hani sadece bir işte uzmanlaşıp da hani hayatını idame ettirmek eski dünyanın artık işlerinden bir tanesi. Artık çünkü çok yönlü olman gerekiyor. Multitasking. Aynen, multitasking olması lazım. Yani bilezikleriniz olacak, yani birçok farklı şeylere sahip olmanız gerekiyor. Ama şöyle var, en azından hani bir noktada bir konuda daha iyi bileceksiniz ki hani o konuda kendinizi verimli olarak kullanabilirsiniz. Yani bu alanda mesela ne yazık ki Türkiye'nin bir eksiği var. Onun dışında hani bence gelişebilir, yani Türkiye bunlar aslında potansiyelli olan bir ülke, yani bunları hepsini aşabileceğine inanıyorum. Bakalım. Kendimizi çeşitlendiriyoruz. Evet. Ama dediğim gibi mesela çoğu özellikle gazetecilikte başlayan arkadaşları biliyorum. Bazen haberi de senin yazman, senin çekmen, muhabir de sen olman gerekiyor. Doğru. Orada kurgu montaj sana ait oluyor. Montaj bilmeyi direkt almıyorlar. Yani çok fazla çeşitlendirmen lazım. Ama özellikle dediğim gibi ilk 2 yıl çok güzel teorik bilgi aldın. 3-4. sınıfta bunun çok devam ettiğini, çok böyle uzadığını, bir sakız gibi uzadığını fark edince dedim ki ben bu okuldan çok bir şey alamıyorum galiba. Yani dijitale dair, uygulamaya dair hiçbir şey görmedik neredeyse. O yüzden ben biraz eksik kaldığımı fark ettim. Ben biraz açıkçası mezun olduktan sonra öğrenmeye başladım bizim bölümü. Yani bölümümüz çok güzel, haklı işler çok geniş ama yurt dışında çok daha fazla alanı var. Yani gerçekten neler neler yapıyor insanlar pazarlamaya dair. Bakalım, inşallah biz de o noktaya gelebiliriz ya. Biz çok çeşitlendiremiyoruz iş kollarını dediğin gibi. Evet. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Ben mesela disiplinler arası bir bölüm okudum. Biz sosyolojiye giriyorduk, uluslararası ilişkilerde giriyorduk. Sen direkt uluslararası ilişkiler okumuş biri olarak Bilkent'te. Ya şöyle, daha net olmak gerekirse siyasi bilim kamu yönetimi okudum Bilkent'te. Ve sonrasında da bir senelik master programını Belçika'da yaptım dediğim gibi. Onun da uluslararası siyaset üzerine. Yani baktığınız zaman uluslararası ilişkiler gibi ama aslında biraz daha farklı. Geçirgen biraz, evet. Aynen. Ya şöyle, net bir alan gibi duruyor. Ama aslında bizim bölümün en önemli özelliklerinden bir tanesi, Bilkent için konuşuyorum. Farklı alanların bir kombinasyonuydu. Tabii ki şimdi bu şöyle demek değil. Hani senin bölümündeki gibi farklı iş alanları, meslek alanları da değil ama hani bizde şöyle bir şey vardı. Siyaset dersi de alıyorduk, ekonomi dersi de alıyorduk, hukuk dersi de alıyorduk. Farklı seçmeli ders, dil dersleri falan da alabiliyorduk. Yani aslında gene transdisipliner bir durum vardı. Hani aslında bunun da avantajı vardı. Ama şimdi Türkiye realitesinden konuşursak Türkiye'de şöyle bir dezavantaj var. Ne yazık ki okulların hepsi sektöre hazırlamıyor. Şimdi sektörde ne yazık ki sınava yönelik. Bilkent'te aslında sevdiğim noktalardan bir tanesi, ben sınava göre çalışmak istemiyorum. Yani şimdi mesela KPSS, işte dil sınavları falan filan bir sürü şeyler var. Şimdi ben buna bir sınav odaklı çalışmak istemiyorum. Ben kariyer odaklı çalışmak istiyorum. Bunu Bilkent'te alabildiğimi düşünüyorum. Ama Türkiye realitesini düşünürsek de karşılayacak kurum az. Kurum az. Çok, çok doğru. Bir de onun dışında da şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz mesela Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi okulların genel olarak verdikleri eğitim sonrasında ya KPSS ya da farklı böyle işte devlet odaklı iş alanlarına doğru böyle bir nasıl hazırlama söz konusu. O yüzden de gerçekten hani çok farklı şeyler olabiliyor. Yani eğitim alanları olabiliyor. Bilkent'in böyle bir şey artısı vardı ve kesinlikle ben mutluyum bu konuda. Yani iyi ki Bilkent'i şey yapmışım, seçmişim.
Ama tabii ki Ankara Üniversitesi'nden çok farklı bir şey konsept yani baktığınız zaman. Başlangıçta hiç bunu söylemiyorlardı. Benim birkaç tane arkadaş mesela devlet kurumlarını falan denedi. Dışişleri ya da başka vesaire devlet kurumlarını denedi. Bunun için KPSS'ye girenler oldu ya da başka onların kurumların sınavına girdiler. O insanların dedikleri şey şuydu. Ya Bilkent bize bunu vermedi. Yani ama Bilkent'in aslında konsept olarak ters olduğu bir nokta. Yani yurt dışındaki Avrupa'yı ya da Amerika tarzındaki eğitim ya da okul, üniversitelerin size verebilecekleri zaten bu tarz oluyor genellikle. Yani sektör olarak yani devlet kurumların değil, genel sektörün her alanına açılımlarını veriyor. Aynen. Yani sınav odaklı bir sistem olmasa Bilkent aslında çok yani kıymetli bir değer ortaya koyuyor bence. Yani buradan şu çıkıyor değil mi? Sen aslında biraz eğitim babasını aldın. Bilkent yani bence Ekol, Bilkent, Beykent, Boğaziçi benim Türkiye'de gerçekten okunması yani Otlu okunması büyük bir haz olan gördüğüm okullar. Eğitim babasını aldın ama sen yine kent teşvik edip de yurt dışına çıkmasaydın yine sen bir şey elde demeyecektin. Tabii, çoğu arkadaşına dem vuruyorsun. Evet. Yani bazen şu ortaya çıkıyor. Biraz network'ü veya açıkçası dayıyı konuşturmayın. Eğitim babasını da alsan bir yere gelemiyorsun. Ne yazık ki. Bence Bilkent biraz aslında şey mi yapıyor? Yurt dışına mı teşvik etmeye çalışıyor? Öyle öyle. Öyle bir algı öyle. Var. Ya eskiden daha da fazlaydı. Şu an hani kurların durumları olsun. Ve ne yazık ki ülkemizin hani siyasi durumu da olsun. Yani insanlar şu an biraz dışarı çıkmakta zorlanıyor. Hani gene çıkılabilir yani. Gene giden çok insan var. Ben de mesela bunu gerçekleştirdim hani baktığınız zaman. Ama genel olarak yurt dışına evet bir yönlendirme var. Çünkü hani okulda aldığınız eğitim şeyi hani dil olarak kendinizi geliştirme şansınız oluyor. Hani bir sürü Avrupa'daki ya da Amerika'daki sistemlerden benzer bir sistem sununca o oradaki okulların ya da iş alanlarının sizi kabul etmesi kolay oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi gerçekten bunu 2x2=4. Ne yazık ki Avrupa'da bir iş aradığınız zaman ne yazık ki tecrübeniz yoksa, Avrupa tecrübeniz yoksa orada kabul edilmeniz çok zor. Yani bunu bir sürü arkadaşımdan duydum. Yani ben staj bunu olsun, bir şey olsun. Staja bile kabul etmiyorlar. Yani öyle bir sıkıntı var. Ama bunun da sebebi de aslında anlaşılabilir. Yani şimdi Türkler, Faslı, Cezayirli insanlar. Yani bunlar 3. sınıf kapalı vatandaş olarak kapalı dünyada geliyor. Yaşıyorlar. Gibi işte onun gibi. Böyle hani onlara daha az öncelik veriliyor. O yüzden de şimdi eğer Avrupa'da bir tecrübeniz yoksa master ya da iş ya da staj o tarz bir şey olmadığı sürece zor oluyor. Yani o yüzden özellikle Türkiye'nin şu anki gündemine bakarsak, durumunu bakarsak böyle bir şey var. Durum söz konusu. Ama bu demek değil ki Avrupa'ya giden yapamaz. Ben kesinlikle net olarak söylüyorum. Master'da da gördüm. Oraya giden Türklerin kalitesi, kalibresi gerçekten çok yüksek. Yani bakıyorsunuz o insanlar aslında analitik düşünmeyle yani bu survival of fittest diye bir şey var. Yani böyle hayatta kalma mücadelesini en yani kora kor veren ülkelerden biri olduğumuz için yani her anlamda ekonomik olsun, siyasi olsun, kişisel böyle savaşlar, bireysel mücadelelerimiz olsun. Baktığın zaman yani mesela Avrupalılar o kadar sorgulamıyor, o kadar hani hayat kaygısı olmadığı için çok şey yapmıyorlar. Ama mesela Türkler gerçekten geldiğin zaman çoğu analitik düşünebilir, çoğu akıllı, hayatta farklı farklı mücadeleler vermiş, birçoğu aslında küçük işlerde de olsa çalışmış. Ama mesela Avrupa'dakiler o kadar değil yani. Çünkü maddi durumları zaten gerektirmiyor böyle bir şey. Doğru. Biz biraz daha oturduğumuzda çok daha fazla anlatabilecek şey olan donanımlı insanlar olabiliyoruz. Aynen. Peki mesela şimdi kariyer noktasına geldiğimiz zaman ne düşünüyorsun? Yani neler yapacaksın ya da var mı bir şu an elinde bir şey? Mesela bizim alandan çıktığınızda pazarlama yapabiliyorsun, satış üzerine işler yapabiliyorsun. Hatta ben ilk mezun olduğumda bir sigortacılık şirketinden direkt satış üzerine bir iş teklifi almıştım. Ama ben dedim ki ben prim odaklı giden bir şey yapmak istemiyorum. Yani işin sonucunda direkt metayı, paraya düşüneceğim bir şey yapmak istemiyorum. Biraz da kurumsal iletişim tarzı düşünüyordum, kurumlara başvurma yapan. Ama gerçekten baktım ki neredeyse alım yok. Hep baktığınızda ya şey istiyorlar, hani office girl. Böyle sekreter tarzı, çaya kahve bakacak, telefona bakacak. Ben niye okudum? Bunu her insan yapabilir. Sokaktan geçen biri de yapabilir. Aynen, bir doğru. Donanım gerekmiyor. Bu çok böyle iş başvurusu var. Ve geçenler çok komik bir şey ilan gördüm. Ona değinmem lazım. Haklı işler uzmanı arıyoruz. Ofis çalışanı istiyoruz. Sekreter istiyoruz. Gibi böyle 3-4 tane tanım yazmış. Hepsi birbirine alakası. Hepsini böyle full paket yapmış ve verdiği para 2-300. Şaka gibi de. Mail atacaktım. Siz söyledi. Ne bekliyorsunuz? Yani az önce sana söylediğim gibi işte. Hani 100 tane iş tanımı var. Hani 100 ya da 200 olsun yani ama Avrupa'da 1000 tane şey olunca gerçekten mesela ben de bir sürü iş başvurusu yaptım Avrupa'da. Yani gerçekten adamlar çok net olarak, spesifik olarak belirtiyor. Yani şu şeyleri arıyoruz,
Yani bizim aradığımız yani işte isim olarak işte project manager yani işte proje yöneticisi proje falan gibi böyle bir insan arıyor ya da bir policy advisor falan filan gibi. Çok net bir tanım. Yani bizim bu 3 tane 4 tane kombine yapalım falan öyle bir bizim durum yok. Bizimkiler iteliyor yani. Kakalı. Şunu da vereyim. Promosyon paketi gibi. Yani bir de verdi para da 2-300 yani 2-500 olsa inanmıyorum 2-300. Dalga geçiyor yani sanki. Yani böyle bir yıl böyle geçti benim. Biraz satış prim üzerine işler yapmak istemediğime karar verdim. Bir yere başlayacaktım özelde. Orada bazı sıkıntı. İşverenler de bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bir yıl böyle gitti. Sonra pandemi portladı falan filan. Evet. O ara ben dilimi geliştirmeye çalıştım. Ben de kamerayı düşünüyorum biliyorsun. Spikerlik, sunuculuk tarzı. Evet, yeteneklisin. Evet yani ben kamerayı çok istiyorum. Şu ara biraz duraksadı olaylar. Kendi iş koşturmama geçtiğim için. Önce sizin cebiniz dolduracak bir iş edinmeniz gerekiyor. Biraz bu kamerayı işleri maalesef hobi gibi kalıyor. Çünkü mesela spikerlik için bazı başkent akademinin kursları falan filan var. Onlara katılmayı düşünüyorum. Baktığınızda gerçekten spikerlik direkt network başta isteyen direkt sektörden birinin dayısı amcası olacak sizi sokacak bir kanala veyahut da kursları çok pahalı. Hani evet. Ticaret haline olmuş gerçekten hani böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ama onlar şu an biraz sanki pazarlama, haklı işte imaj tanıtım üzerine bazı pozisyonlar var. Başvurduğum bazı yerler falan var. Bakalım ben de yolumu tutturacağım gibi bir yandan İstanbul'a yan düşünüyorum. Olacak yani bir şekilde. Umarım yani. En kısa zamanda güzel haberlerini bekliyoruz yani. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun? Bundan sonra nasıl ilerleyecek senin işte dediğim gibi işte master'ı bitirdim. Ya biraz pandemi bizi de etkiledi. Ya çünkü ben hani önceden de sana söylediğim gibi hani bir Avrupa'da kariyer planlaması yapıyordum. Yani en azından böyle birkaç sene kalırım diye düşünüyordum. Yani kesintisiz anlamda. Ama şöyle bir işte pandeminin ortaya çıkışı işte hiçbirimizin beklediği bir şey değildi ne yazık ki. Böyle bir yaşadık. Ondan dolayı baktığımda Avrupa'daki iş olanlar, başvuru şeylerine, stajlar özellikle bakıyorum. Düşmüş durumda. Yani eskiden mesela yüzlerce varken şu an sadece işte 10 tane, 20 tane, 30 tane açılıyor. Ben de işte böyle yaptım 3-4 ay boyunca. Bir tane yerden kabul aldım. Şu an söylemeyeceğim neresi olduğunu ama güzel bir yer. Yani muhtemelen Mart ayı civarında gitme ihtimalim var. Bir aksi çıkmazsa çok korona güzel. Vesaire. Ondan sonra duruma bakacağız, göreceğiz. Yani ben orada kalmayı düşünüyorum. Yani şimdilik en azından. Yani çünkü şöyle, yani Türkiye'de şimdi bizi bu noktaya getiren 3 aşağı 5 yukarı Türkiye. Yani baktığımız zaman okulu olsun, bilmem nesi olsun. Ama ekstra kendimiz ortaya koyduğumuz performansımız da olabildiğince önemli yani baktığın zaman. Şimdi tabii ki ben ülkeme faydalı olmak isterim. Bunun için de yeri geldiği zaman tabii ki o görevi de yerine getirmek isterim. Ama şöyle bir şey var. Ne yazık ki ekonomi çok iyi gitmiyor. Ve dayılar, amcalar olayına her zaman girmek zorunda kaldığımız için ben de bu durumu hiç sevmiyorum. Yani, bizde yok. Olsa bile kullanmak istemiyorum. Yani o yüzden yani şu anda da mesela benim bölümümde çok spesifik olduğu için, çok belirli yani net olduğu için de onunla ilgili yani siyasetle ilgili de çok fazla direkt tanıdık lazım. Tanıdık lazım. Yani milletvekili vesaire illa tanıyacaksın falan filan ancak oradan bir şeyler çıkacak. Ya da think tank ya da işte ne bileyim o tarz böyle devlet dışı kurumlara girmeye çalışacaksın. Ama yani kolay değil. Şimdi bunları Avrupa'da daha kolay yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden biraz şansımı deneyip kendimi kariyer noktasında ilerletmeyi düşünüyorum. Bakalım yani. Görelim. Peki senin yaptığın iş, uzmanlık tam olarak yani tam bir tanımı var mı bize bir cümleyle? Ben ne bu iş yapıyorum? Ne diyebilir sana? Ya şimdi ben özellikle proje bazlı yani proje yöneticisi olarak şey yapabilirim, çalışabilirim ki muhtemelen de ileride o noktaya doğru geliyoruz. Yani bu şu kabul aldığım şey staj genel olarak. Ama stajın sonunda muhtemelen oraya evrilir diye düşünüyorum. Yani bu projeler şimdi çok çeşitli. Yani binlerce farklı proje tarzı var. Ama mesela sosyal alanlarda en çok yani şey gören, rağbet gören alanlar genellikle işte göçmenler üzerine. Onu soracaktım. İşte eğitim üzerine, sağlık üzerine, işte ne bileyim yoksullar üzerine gibi gibi alanlarda şey var. Yani benim en çok sevdiğim alanlardan bir tanesi işte aslında kalkınma. Yani kalkınma üzerine. Yani aslında tam tabiri İngilizce tabiriyle söyleyeceğim. Sustainable Development alanındaki projeleri daha çok seviyorum. Ama tabii ki göçmenler üzerine de çalışmalarım var öncesinde. O yüzden hani bu tarz iki alanda da eğer şey çıkarsa, proje çıkarsa bunların parçası olurum gibi duruyor. Yani o yüzden de ya mesela bunları burada yapamam değil. Tabii ki yaparım yani. Eminim ki burada da gerçekleştirebilir ama şu anki noktada herkesin beklentisi en az 3-5 senelik bir iş tecrübesi. Ama yani onu da almak için de yani yine bir tanıdığınız olması gerekiyor. Yani o yüzden bir ikileme giriyor insan. Yani bunları da çok sevmiyorum ama bakalım göreceğiz yani umarım bu istediğimiz şey hayırlısı olur. Ben hani açıkçası söyleyeyim yani ne olur hayat bize ne gösterir bilmem ama bu videonun şu an bu çektiğimiz videonun bir ikinci versiyonunu hani bir yıllar sonra çekip
Yani devamında gene Ekin'le video çekmeyi ben düşünüyorum. O ben da eğer onu uyarsa. Ama bu videonun ikinci versiyonunu bir yıllar sonra çekip biz neydik, ne olduk ya da nereye geldik aynen, geldik, neler oldu ne falan yaptık gibisinden dijital yapabiliriz. Dijital günlük gibi. Aynen. Öyle yani, şimdi yarın bir gün çoluk çocuğumuza anlatabileceğimiz ya da işte etrafımızdaki insanlara ya da yıllar sonra baktığımız zaman anı olarak görebileceğimiz, izleyebileceğimiz müthiş şeyler. Müthiş doneler. Aynen. Yani nasıl bir şeymişiz, nasıl biriymişiz falan. Evet, onları yani görmek adına. Bence de bunu yapmalıyız. Güzel evet fikir. Onu yapabiliriz. Öyle yani. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz izlediğiniz için. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere. Ve Ekin'in de Instagram'ını aşağı bırakacağım. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz like butonuna basarsanız çok seviniriz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, bizimle paylaşın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.